Merhabalar, ben Cengiz Usta. Önümde gördüğünüz kamışları hazırlıyorum. Bunlar Norveç'ten bir arkadaşa gidecek. Neydi ismi? Beni internetten bulmuş, hemen bakalım. Zekerija Ismalovski. Kendisi Türk olmadığını söyledi. Fakat zurnayla uğraşıyor. Herhalde Türk kökenli, Türkçe konuşuyor. Şimdi kamışlarını tek tek ayarlayıp 10 tane kamış Norveç'e göndereceğim arkadaşlar. Bu aşamada sizler de nasıl kamış hazırlanıyor görebilirsiniz. Daha ip bile bağlamadan takar takmaz ses çıkarıyor arkadaşlar kamışlarımız. İnce kamış istemiş arkadaşımız. İnce, yanık, kolay çalınacak bir şey olsun diyor. Biz de incelerinden seçelim. Demek ki sert çalamıyor arkadaş. Yok, bu kamışı ayırıyorum. Bu kamış özürlü. Arkadaş bununla sorun yaşayabilir. Evet, bu kamış güzel. Hem ince hem de şekilli yani. Bir kamış zaten kendini belli eder arkadaşlar. Yani biz göre göre alışmışız artık. Şöyle bir baktığımızda kamış ses verir mi vermez mi anlıyoruz. Biraz ıslanması gerekiyor. Bu ıslansın. Hemen ben seçmeye devam edeyim. Evet, bu da güzel. Evet, bu güzel. Bu kamışı ayırıyoruz. Kamış ayırdık. Gerçekten iyi kamış bulmak çok zor arkadaşlar. Çok kamış var. Yani rastgele kamış olmuyor. Burada kamışı böyle görüp hemen niyetleniyorlar. Arkadaşlarımız buldukları kamışı doğruyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar. Fakat ortada sonuç yok. Çünkü her kamıştan çalınabilecek kamış meydana gelmez. Kamıştan anlamak gerekiyor yani. Kamıştan anlamıyorsanız işiniz çok zor. Anlayana bırakacaksınız işi.
Bunun da ayrı bir zorluğu var yani, öyle kolay değil, göründüğü gibi kolay değil. O kadar kolay olsaydı herkes bu işi yapardı. Bunun kalıbını almayı bilmek lazım, içinin dışının zarını almayı bilmek lazım. Kamışı nasıl yumuşatırız, nasıl sertleştiririz? Onlar ayrı ayrı teknikler. Hepsi ayrı ayrı bir tekniktir arkadaşlar. Şu an ben ses rengini deneyerekten seçiyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaş hepsini aynı kıvamda olsun istemiş. Bunlar aşağı yukarı hepsi aynı sesi verir arkadaşlar. Bu seçtiklerim birbirine yakın kamışlar. Vallahi arkadaş bu kamışların kıymetini iyi bilirse bir sezon götürür. Bir sezon rahatlıkla bu kamışlarla çalınabilir arkadaşlar. Bazı kamışlar var, hiç ses vermez. Kamışa benzer ama hiç ses vermez. Adamı çok yorar. Şimdi bunların başında pay var. Bunlar kestikçe, kısaldıkça kullanılır. Kısaldıkça ses parlar. Yani öyle kamışı uzun bırakmıyoruz arkadaşlar. Yani kamışı şu şekliyle çalmaya çalışırsak akort net tutmayabilir. Çaldıkça çalacağız, akordumuza bakacağız. Zaten boyunun ne kadar kısalacağını belli ediyor o zaman. Boyunu biraz kısaltmam gerekecek. Yani kısaltırken de böyle tepesinden hafif ovallik veriyoruz. Düz kamışı bırakmıyoruz. Yani düz olunca olmuyor arkadaş. Çalarken problem yaratır. Evet, bu kamış da güzel. Kamış düz kesilmez arkadaşlar. Düz yapanlar var. O dile zarar verir. Yani biz dil dokundurduğumuz için bunun arkası açıldığı için hava kaçırıyor. Şuraya ipini iyice sarmamız lazım. Bu kamış güzel. Bunu da ayırıyorum.
Arkası biraz çok açıldı ona. Islatınca evet, bu biraz sert kamış. Bunu ayırıyorum. Bu sert kamış arkadaşlar. Arkadaşımız yumuşak kamış istediği için onu çalamaz. Bu da biraz etli kamış. Bunu da çalamaz diye düşünüyorum. Bunu da ayırıyorum. Arkadaş ince kamış istemişti. Ona göre kamışı seçip gönderiyoruz. Kimisi çok etli, geniş ağızlı kamış sever. Yöreden yöre değişir. Kimisi de çok ince, yani sivri tipli kamışları sever. Çaldığı yöreye göre değişiyor tarz. Herkesin tarzı farklı. Örneğin bizim yöre etli, geniş ağızlı kamışları kullanır. Erzurum, Erzincan, Sivas. Genelde etli, geniş ağızlı şu tip kamışları severler. 2, 4, 6, 8, 9. Evet, 10 tane kamış istemişti arkadaşımız. 10 tane kamışı ayıralım. Şu kamış da güzel. Evet, dediğim gibi bu da güzel çıktı. Her ihtimale karşı son bir tane daha seçeyim. İyi kamış piyasada bulunmadığı için çok kamış yapan var fakat iyisi yok. O yüzden benim kamışları gördükleri zaman arkadaşlar kapış kapış etmeye geliyorlar. Kamışı hazırlayalı 2 hafta olmadı, neredeyse tükenecek yani. Alan da 5'er 10'ar alıyor yani. Bu da etli kamış. Şöyle bir bakayım. 10 tane kamışımız hazır ama her ihtimale karşı bunları düzenleyip göndereceğiz. 2, 4, 6, 8. Evet, 10 tane kamış. Kırılmaması için ben bir paket yapacağım. Şöyle şu kutuya koyacağız. İyice saracağız arkadaşlar. Buna sarlar galiba. Evet, şöyle paketimizi yapıyoruz, bantlıyoruz iyice. Kamışların zarar görmemesi için, kırılmaması için şu kutuya koyacağız arkadaşlar. Birazdan kargoya vereceğim. Norveç'e göndereceğiz bunları arkadaşlar. Norveç zannedersem soğuk bir memleket. Orada fazla sert kamış çalınmaz. Çünkü soğukta iyice sertleşir. Arkadaşın dediği gibi ince kamışlar mantıklı. İnce yumuşak kamışlar.
Evet, ben bunları iyice şekillendireceğim arkadaşlar. Evet, arkadaşımız bunu çaldıkça akort yapacak. Hani boyunu kendi akorduna göre ayarlayacak. Kendi akordu neyse. Ben şimdi yüzeysel olarak kamışları şöyle ayarlıyorum. Oradan kendisi tekrardan kısalık ayarını arkadaşımız yapacak. Şu dipleri açılanları tekrar sayayım ki orada boruya göre hemen uysun. Islattık az önce, o yüzden dipleri açıldı. Bunun kamışın sertliğini, yumuşaklığını da şu borunun ağzına bağlarken ayarlıyoruz. Çok aşağı indirdiğimiz zaman, dibe indirdiğimiz zaman çok sertleşir kamış. Yukarı aldığımız zaman yumuşar. Onu da kamışın cinsine göre ayarlıyoruz. Yani kamışımız sert mi, yumuşak mı? Sert kamışları dibe indirdiğimiz zaman çok sertleşir. Biraz bunu yukarı almam gerekiyor çünkü bu çok sert kamış. Evet, bunu üste bağlamak gerekiyor. Hatta bu kamışı ayıklayalım. Bu kamış arkadaşa çok sert gelebilir. Yeni bir kamış vereceğim arkadaş için. Biraz daha yumuşak kamış ayarlayacağım. O biraz sert geldi arkadaşlar. Evet, aynen bu kamış çok güzel. Hatta bunu hiç açmayalım, kalıbı bozulmasın. Bu kamışı direkt kullanabilir arkadaşımız. Şu açılan kamışları sağlamlaştırayım, hemen paketi koyalım ki bozulmaz. Hatta kürdana sarayım. Şöyle kürdana sarayım ki şu dipleri çözülmesin arkadaşlar. Evet, arkadaşımız da mesaj atmış hemen. Dünya
arkadaş kamışlarını merak ediyor, mesaj attı. Dört, altı, sekiz, dokuz. Bir tane daha seçeceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar, işte 10 tane kamış ayarlamak bile ne kadar vakit alıyor. Yani bir sürü kamış var, işte hepsi olmuyor. Seçmek gerekiyor. Tek tek uğraşıp seçmek gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu kamış da olur. Evet, 10 tane kamışımız hazır arkadaşlar. Güzelce paketine koyuyoruz. Bir tanesine de ütü yapalım. Bu ütüsüz. Buna da bir ütü yapalım. Evet, bunda da ses var. Ütü yaparken de arkadaşlar fazla yakmıyoruz. Şöyle hafif temas ediyoruz. Kalıba gelsin diye. Çok fazla yakarsak kamışa zarar veririz arkadaşlar. Hafif dokunuşlar yetiyor.
Evet, hazırladığımız kamışları kutusuna tek tek koyalım. Evet, çok kolay çalımlık bir kamış oldu. Bakalım arkadaşımız kamışları beğenecek mi? On tane kamış arkadaşlar. Yeni sardığım için ipiyle birlikte koyayım. Bu kamış da güzel arkadaşlar. Islattık gibi açılmasın diye bunu da tekrar kutuya koyuyorum arkadaşlar. Şöyle hemen kapağını kapatalım. Güvenli bir şekilde gitsin kamışımız. İnşallah sapasalim ulaşır. Sağlam bir şekilde bantlıyoruz ki güvenli gitsin. Evet, paketimiz hazır. Hemen kargoya yetiştireceğim arkadaşlar. Evet, bunlar altın değerinde. Hemen kamışlarımızı saklıyoruz. Çünkü iyi kamış bulmak zor.
Evet, ben hemen kargoya yetişeceğim. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.